Merhaba arkadaşlar, Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle, görüntüsüyle şahane bir hamur tatlısı olan donat yapacağım. Yapımını göstereceğim. İçi yumuşacık, üstü çikolatalı, nefis bir tatlı. Yapım aşamasına geçebiliriz. Yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yaş mayamızı ekleyelim. Elimizle ufayalayalım. Bir su bardağı sütümüzü ekleyelim üzerine. Ilık olması lazım sütümüz. Mayamız eriyene kadar bu şekilde bir karıştıralım. Sütümüz zaten ılık arkadaşlar. O yüzden 2 tatlı kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. 1 tane yumurtamızı ekleyelim. Yumuşak 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyelim. Sütümüz ılık olduğu için tereyağımız hemen eriyecektir içerisine. Elimizle şimdi alalım. Yağımızı yumuşatmaya çalışalım. 3 su bardağı unumuz var. Unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Bir mayalı hamur yoğuruyoruz bu şekilde. Unumun hepsini kullandım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar arttı. Onu da açma aşamasında kullandım. Evet, hamurumu yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Kabarana kadar, 2-3 kat olana kadar mayalandırmayı bıraktım. Mayalanmış hamurumu tezgahıma alıyorum. Havasını çok hafifçe çıkartarak merdane ile açmaya başlayacağım. Büyük küçük herkesin çok severek yediği bir donut tarifi. Oldukça da yapımı da kolay. Evet, mayalı hamurum hem mayalı olduğu için biraz zorlanabiliyoruz burada ama hiç sıkıntı değil. Sabırla yavaş yavaş açma aşamasını gerçekleştiriyoruz ve hamurumuz bu büyüklükte oldu ve bu şekilde su bardağı büyüklüğünde kesiyoruz onları. Ortalarına daha küçük bir şeyle ortalarını tekrar kesiyorum. Kesmiş olduğum yuvarlak halka hamurlarımı bir yağlı kağıdın üzerine alacağım arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 dakika kadar daha kağıdın üzerinde kabartacağım onları. Biraz mayalanacaklar. Sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Evet, yağlı kağıdımızın üzerine alalım. Geri kalan hamurlarımı tekrar yoğurdum. Birlikte toparlayarak yoğurduktan sonra yine aynı şekilde halkalar oluşturdum. Hiç israf etmemiş olduk arkadaşlar bu şekilde. Evet, hamurlarımız kabardılar. 10-15 dakika bekledikten sonra aşırı kızgın olmayacak şekilde ama sıcak yağımızın içerisine sırayla boşaltalım. Altları üstleri pembeleşene kadar kızartacağız. Evet, kızaran hamurlarımızı yağımızın içerisinden alalım. Biraz çabuk kızarıyorlar. Bu aşamada sürekli alt üst ederek, çevirerek bakmamız lazım hamurlarımıza. Evet, bütün hamurlarımız kızardı. İyice soğudular. Soğuduktan sonra benmari usulü çikolatalarımızı eritiyorum. Bir tencerenin içerisine su koyarak, bu tavamı da sıcak suyun üzerine oturtarak çikolatalarımı erittim. Ve çikolataya batırarak başka bir kenara alıyorum. Donatlarımızı 200 gram eritmiş olduğum çikolatamızın içerisine batıralım. Hemen ters çevirelim. Şekilleri bozulmasın. Bu şekilde bütün işlemi yapanak bitene kadar, elimizdeki hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, üzerlerine başka bir kapta eritmiş olduğum beyaz çikolatam var. Beyaz çikolatayla arkadaşlar istediğiniz şekilde süsler yapabilirsiniz. Ben bu çikolata kalemini, çikolata sıkma kalemini bir markette görmüştüm. Çok da ucuzdu. Yaklaşık 1 TL falandı yani. Hani o kadar ucuzdu. Her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Soracak olan arkadaşlara da onu da söyleyeyim. Çok da memnun kaldım. Çok rahat.
Önceden pişirme kağıdıyla sıkma torbası yaparak o şekilde hazırlıyorduk. Ama oldukça pratik oldu bu şekilde. Evet, istediğiniz gibi ister çizgi halinde, tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Bu şekilde tanıtlarımızı süslüyoruz. Üzerlerini çikolataları donana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra servis yapacağız. Evet. Küçük pembe, beyaz, mor şekerlerim var, lila şekerlerim var. Onlardan üzerlerini serpiyorum. Ama bildiğiniz gibi ben fıstık hastasıyım. Fıstıksız yapamayacağım yine. Birazını da yine fıstıklı yapacağım. Fıstık, her şeyde fıstığı seviyorum. Evet. Elinizde nasıl malzeme varsa o şekilde siz süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma gerçekten tavsiye ediyorum. Oldukça kolay bir tarif. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.